Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizler için durağımız Ordu'da Ünye ve Ünye'de Ünye Futbol Akademisi'ni ziyaret ettik. Yanımızda da genel koordinatörümüz Muhammed Bey bulunmakta. Bakalım bizlere akademi ile alakalı neler aktaracak. Merhabalar Muhammed Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Muhammed Bey, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Evet, öncelikle öğretmenim. Ünye'de normalde bizi beden eğitimi öğretmeni zannederler ama sınıf öğretmeniyim. Eski futbolcuyuz. Amatör düzeyde yıllarca futbol oynadık. Tabii bunun dışında basınla ilgili bir yönümüz de var. Eskiden beri işte televizyon programı, spor ağırlıklı programlar yaptık. Bunun yanında antrenör olarak, lisanslı antrenör olarak futbol piyasasında hayatiyetimizi devam ettiriyoruz. Sektöre girişimiz Türkiye'de, ben Ünyespor altyapısında da görev aldım. Altyapıya oyuncu seçimleri noktasında eskiden okul maçlarına gidip okul maçlarını beklerdik. O okul maçlarından belirlediğimiz oyuncuları altyapıya kazandırdık. Bunda biraz zorlandık. Daha sonra futbol okulları Türkiye'de yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte biz de Ünye'de takdir ederseniz 120 bin nüfuslu, yaz dönemleri 300 bine varan nüfuslu derin bir futbol geçmişine sahip Ünye'de futbol okullarıyla futbol altyapılarının zenginleşeceğini ve futbol eğitimini biraz daha kurumsallaştırmaya dönüştürüp Türkiye'de Türk futboluna katkı sağlamayı düşündüğümüzden birkaç arkadaş fikir birliği yaparak sektöre bu şekilde adım attık ve Ünye Futbol Akademisi 4. yılına girdi. Kendi ismiyle, kendi yapılanmasıyla, kendi antrenörleriyle sektördeki yerini koruyor. Her yıl büyük kulüplerin futbol okulları açılıyor. 1-2 sene sonra kapanıyor ama biz Ünye'ye has bölgemizin özelliklerini, oyuncu profillerini iyi bildiğimizden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki eğitim anlayışınız nedir? Şimdi tabii Türkiye'de futbol okulları konusunda şu an halen kafalarda soru işaretleri var. Ben işin biraz akademik yönüne de eğilip futbol okulları nasıl olmalı? Hangi tarz eğitimleri vermeli? Hedef nedir? Amaç nedir? Bunları öncelikler yaparak, bunları doğru tanımlayarak futbol altyapı eğitimi vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun diyelim sizlere çok tekrar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için Ordu Ünye dedik ve Ünye Futbol Akademisi'nden sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.